İkinci Paris katliamı, birinci Paris katliamının devamıdır. Paris katliamında üç arkadaşımızı Türk devletinin talimatı ve Türk istihbaratının operasyonuyla katledildi. Çok açık bir biçimde herkesin bilmesi gerekir. Kürdistan'daki yürütülen kirli savaş, Kürt halkını yok etme politikasının önüne koyan, hedef olarak önüne koyan Erdoğan diktatörü, Rojava saldırısı, Zab Metnan Avaşı'ndaki kimyasalların kullanılması, önderlik üzerindeki tecrit, Kürdistan'daki siyasi soykırım operasyonları, işte Demokratik Bölgeli Partisi'nin eş başkanı yakalanması, Almanya'daki Kürt kurmayımlık operasyon ve siyasetçilerin tutuklanması, İsviçre'nin NATO üyeliğinden ötürü Kürtlerin geliştirdiği politikalı, bütün bunların hepsi içe almak gerekir ve Paris katliamı bunların dışında değildir. Eğer Avrupa ülkeleri, uluslararası kurumlar bu katliamlara sessiz kalmasaydı, uluslararası hukukta insanlık suçu sayılan kimyasala karşı seslerini çıkarsaydı, Rojava ve diğer operasyonlara karşı ses çıkarsaydı, Türk devleti cesaret edip bu katliamı gerçekleştirmezdi. Ama en önemlisi de Fransa devleti birinci Paris katliamını, Hevara Sakine, Leyla Fidan'ın katliamını eğer aydınlatsaydı, tüm yönleri açığa çıkarsaydı, ikinci katliam gerçekleşmezdi. Bu anlamda Fransa devleti içerisinde de bir yapının bu katliamda Türk devletine destek verdikleri çok açık bir biçimde ortada. Bütün Kürt halkına çağrımız Kece'deki olarak şehitlerimizi kutsal topraklara uğurlayana kadar her tarafı eylemlerle direnişini yükseltmeleri ve yine Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nde şehitlerimiz için nöbet eylemimiz sürüyor. Biz şehitlerimizi ülkeye gönderene kadar da devam edecektir. Başta Paris ve çevresi olmak üzere tüm Kürdistan'a ve dostları özellikle bu nöbet eyleminde şehitlerini sahiplenmeli ve onurumuz olan şehitlerimizi sahiplenmek için bu nöbet eylemine güçlü biçimde katılmalı. Daha sonra kamuoyuna ilan edeceğimiz ülkeye gönderme tarihini netleştirince kamuoyu paylaşacağız. Bütün dört bir yandaki Kürdistanlı ve dostları bu o gün Paris'i şehitlerine layık bir biçimde 100 binlerin katıldığı bir kitlesellikle uğurlamaları gerekiyor. Bu saldırı demokrasi, özgürlük, eşitlik, kadın özgürlüğü çizgi yapılmıştır. Heval Evingü'yü insanlık onuru için DAEŞ'e karşı mücadele edip büyük bedeller ödeyerek hastalandıktan sonra buraya tedavi için gelmiş. Ama bir Al Fransa gazetesinin dediği gibi evin Fransa'yı korudu, uluslararası insanlık onurunu korudu ama Paris bir evini koruyamadı. Bu saldırı kadın özgürlükçü çizgidir. Bu saldırı Kürt özgürlük mücadelesinin, Kürt halkının geleceğinedir, Kürt halkının değerlerinedir. Yani bu anlamda da Kürt halkı bu saldırı kabul etmesi, bu saldırının üzerine örtenlerin ses çıkarması mümkün değildir. Zaten başta da ikinci katliamın da üstünü örtmeye çalıştılar. Kürt halkı ve dostların, kamuoyun basıncı sonucu katil yargılamak zorunda kaldılar. Katil yargılarına bütün yönleri açığa çıkana kadar bu talimatın tekrar altını çizerek söylüyorum. Türk devleti ve Türk istihbarat tarafından yapılan bir planlama oldu. Çok açık. Bu anlamda bunlar bütün hepsi açığa çıkmayana kadar eylemlerimiz devam edecektir. Ve Kece'deki olarak, CDKF olarak, Avrupa'daki Kürdistanlı kurumlar olarak, TCK olarak bütün çağrımız Fransa devleti bunu terör saldırısı olarak ele alıp böyle yargılanması gerekiyor. Birinci Paris katliamı üzerindeki gizlilik dosyasını kaldırmalı ve uluslararası kamuoyuna, başta Fransa halkına çağrımız, bu saldırı Kürt halkının şahsında özgürlük, eşitlik, demokrasi mücadelesine yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı Fransa kamuoyunun yüzyıllarca bedel ödeyerek yarattığı demokrasi değerlerine bir saldırıdır. Bu anlamda da Kürt halkıyla birlikte omuz omuza bu katliama karşı mücadele etmeye, bu katliamın açığa çıkana kadar Kürt halkıyla birlikte direnişte olmaya davet ediyoruz.